Konferansı'nda yaşanan son gelişmelerin yer aldığı afişten herkese merhaba. Sanat herkes içindir fikriyle yola çıkan ressam Türel Süt'ün görme engelliler için hayata geçirdiği Renkleri Hisset projesi İsviçre'de müze oluyor. Tüm dünyada ilgiyle karşılanan ve ödüller alan projenin detaylarını Türel Süt'le konuştuk. Son 5 yıldır Avrupa'da görme engelliler için sanat yapıp onların sanattan faydalanmasını sağlayan İngiltere'de yaşayan İzmirli ressam Türel Süt'ün Renkleri Hisset projesine İsviçre'den müze teklifi geldi. Sanat herkes içindir, sadece görebilenler için değil, düşüncesiyle yola çıkan Türel Süt, İngiltere'de sanata ve topluma katkılarından dolayı yerel kahraman ilan edildi. Türel Süt, Renkleri Hisset projesiyle ise sanatı görme engellilere açan bir kapı olduğu düşüncesinden dolayı İsviçre'de Altın Anahtar ödülüne layık görülen ilk kişi oldu. Benim babamın bir gözü görmüyordu. Ben babamı iki gözü gören biri olarak tanımadım. O yüzden ben ve ablamları görme duyumuna karşı duyarlı çocuklar olarak yetiştirdi. Araştırdım, görme engellilerle konuştum, sohbetler ettim. Onlar için sanat olmadığını öğrendim. Herhangi bir müzeye girdiğiniz zaman bırakın eserleri dokunmayı, yaklaşmanız bile yasak biliyorsunuz. İşte bu nedenlerden dolayı ben bir sanat projesi kurayım dedim ve herkes için olsun, sadece görebilenler için değil. Projenin konusu yeryüzünde nesli tükenme safhasına gelmiş hayvanlar. Ben insanlara nesli tükenme safhasına gelmiş hayvanları tanıtıyorum, onların problemlerini anlatıyorum. Audio informasyon olarak veriyorum bunu. Ayrıca görebilenler görüyorlar. Göremeyenler için kabartılar, rölyefler veriyorum. Heykeller veriyorum. Hayvanların sesini duyuruyorum. Çünkü çok ilginç. Yani kaç kişi orangutanın sesini biliyor? Benim sanat eserlerimde görebiliyorsunuz, dokunabiliyorsunuz, koklayabiliyorsunuz ve duyabiliyorsunuz. Audio informasyon veriyorum 5 dilde. İngilizce, Türkçe, İtalyanca, Fransızca ve Almanca. Ayrıca teknolojik eklemelerimiz var. İşte dokunduğunuz zaman sıcaklık, dokunduğunuz zaman soğukluk hissediyorsunuz. İşlerde vibrasyon var, titreşim var. Daha önce Almanya ve İsviçre başta olmak üzere birçok farklı yerdeki görme engelliler merkezinde 15 kez sergilenen Renkleri Hisset projesi İsviçre'de Türel Süt adına açılacak müzede yer alacak. İnternasyonel Görme Engelliler Merkezi gibi bir yerde müze oluyor olması çok büyük bir olay bizim için. Sonuçta oraya zaten insanlar geliyorlar. Farklı ülkeler, 20 ayrı ülkeden görme engelliler geliyor. Bir Türk'ün Avrupa'da sanat, yaşayan sanat projesini müze olduğunu siz duymuş muydunuz bilmiyorum. Yani sadece benim için onur değil, herhalde Türkiye için de onur olması gerekiyor böyle bir şey. En büyük vizyonum müzeler zinciri yapmak. Şimdi İsviçre'de zaten müzemiz oluyor. Bundan sonra Türkiye'de istiyorum yani. Benim vatanım. Çok isterim Türkiye'de bir görme engelliler için bir müzemiz olmasını. Bunu tamamen Türkler olarak yapmak istiyorum. Türklerle birlikte, Türk firmalarıyla ya da Türk sponsorlarla çalışıp bu proje tamamen sadece Türklerin projesi etmek istiyorum. Bu benim en büyük vizyonum. Görme engelliler için bugüne kadar kurulmuş en kapsamlı ve en iyi sanat projelerinden biri olarak gösterilen Renkleri Hisset Projesi'nin 2015 yılında İsviçre'de müze olarak hayata geçmesi planlanıyor. Bu haftalık afişin sonuna geldik. CNN Türk Afiş Twitter ve afiş@cnntürk.com.tr mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Pazartesi günü yeni bir afişte görüşmek üzere. Hoşçakalın.